Aslında Osmanlı donanması dev Haçlı donanmasını bozguna uğrattı, Akdeniz ve Ege'de büyük hakimiyet sağladı. Barbaros Hayrettin Paşa'yı ve zaferlerini tarihçi Profesör Doktor Süleyman Kızıltoprak'la konuştuk. Osmanlı İmparatorluğu'nun kaptanı deryası, denizcilerin piriydi. Barbaros Hayrettin Paşa, zaferleriyle Akdeniz'de Türk hakimiyetinin kurulmasında önemli rol oynadı. Asıl adı Hızır Reis'ti. Abi Oruç Reis'le birlikte Akdeniz'de düzenledikleri akınlarla adını duyurdu. 1516-1517 yıllarında İspanyol ve Cenevizli istilacıların elinden Cezayir'i aldı. Osmanlı ile bağlantısı da bu dönem başladı. 1517 yılında Mısır Osmanlı Devleti'ne Yavuz Selim vasıtasıyla kazandırıldı. Hemen akabinde Cezayir'de büyük başarılar elde eden Hızır Reis'in, yani Barbaros Hayrettin Paşa'nın Yavuz Selim'in hizmetine girmesiyle artık Osmanlı Devleti'nin sınırları Batı Akdeniz'e doğru açıldı. Kanuni Sultan Süleyman da Barbaros Hayrettin Paşa'yı Osmanlı'nın ilk kaptanı deryası olarak atadı. 1534'te kaptanı derya olarak Osmanlı Deniz Teşkilatı'nın başına geçen Barbaros, aynı yıl Tunus'u fethederek Tunus Fatihi unvanını da almıştır. 1530'da fethettiği Cezayir Fatihi unvanı yanında ölene kadar şükranla taşıdığı bir unvandır bu. Osmanlı İmparatorluğu, Barbaros Hayrettin Paşa ile Akdeniz'de rakipsiz bir donanma hakimiyeti kurdu. Görevde olduğu 12 yıl boyunca zaferden zafere koştu. Barbaros Hayrettin Paşa kendi sağlığında Osmanlı Devleti'nin adalardaki hakimiyetini de en üst noktaya ulaştırmıştır. Tabi burada Sakız, Kıbrıs ve Girit adası dışında bütün Ege adaları onun zamanında Osmanlı Devleti sınırlarına dahil edilmişti. Onun adını tarihe yazdıran en büyük zaferi ise Preveze Deniz Savaşı'nda kazandı. Andrea Doria yönetimindeki 262 gemiden oluşan Haçlı donanmasını 27 Eylül 1538'de mağlup etti. Bu zaferden sonra Türkler 3 kıtadaki genişlemelerini sadece kara ordularıyla değil, deniz kuvvetleriyle de sürdürmeye devam etmişlerdir. Temmuz 1546'da vefat eden Barbaros Hayrettin Paşa, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan türbesini de hayattayken kendisi yaptırdı. Türbenin kubbesinde Araf suresinin 89. ayeti yer almaktadır. Cezayir ve Tunus Fatihi olarak bilinen Hayrettin Paşa, esasen bu bütün yaptıklarını en iyi takdir edecek olan ve gönlünü, duygularını en iyi bilen Tanrı olduğunu, Allah Teala olduğunu belirtmiştir. Ondan sonra da nice Türk denizci Barbaros Hayrettin Paşa'nın yolundan gitti. Turgut Reis, Salih Reis, Piri Reis, Kılıç Ali Reis ve daha niceleri büyük zaferler kazandı.